Yusufeli'ndeyiz. Evet, Yusufeli'ndeyiz. Tam nehrin kenarına çektik. Burada sanki bir şey vardı, gitmiş herhalde. Yok, burası böyleydi. Devlet Su İşleri burada bir şeyler yapıyor. Evet, bizim anten internete bağlatıyor bizi orası. Anten sayesinde internete bağlanıyoruz oğlum. Anten sayesinde internete giriyoruz oğlum. Oğlum orada birisi ev yapmış kendine ya, manyak. O ev mi? Dağın tepesinde birisi ev. Ben kale sandım ama orası ev gibi. Burayı herhalde yukarıya taşıyorlar Sim. Bak nasıl olacak, sana bir şey söyleyeyim mi? Bu tarafa doğru gideceğiz, şehir orada. He? Gel biraz gezelim sonra geliriz. Gel, arabayla koyacak yer yok, gel gel. Arabayla mı gidelim? He? Saldırı. Saldırı. Çöp saldırısı. Ne oldu? Üstüne hep sulu. Suyun içine mi girdin? Doğru söyle. Ekmek ver diyor lan seni. Ekmeğim yok, hadi gidelim. Hadi gidelim. Oğlum ekmeğim yok, ekmeğim yok, hadi. Ekmek gidip alacağız ama sana da bir tane veririm. Suya girmiş herhalde ya. Buz gibi su, manyak. Manyak. Baktı bizden hayır yok. Simo, Devlet Su İşleri'nin önünde ya. Yusufeli Belediyesi konuk evinin önünde, tamam mı? Araba, Yusufeli Belediyesi konuk evi. Gel şuradan bir şeye gidelim, bir ekmek alalım. Bir de şu kütüphaneye bakacağım. Oğlum ne olacak hayvancık ya? Şu kütüphaneye bakacağım ya. Ya yürüdüm ve ısınırsın. Bak burada Trabzon evi yapmışlar ama yalan. Bol sulu yersin, tam istediğin yer. Yıkan hadi.
Bu sudan attık. Buz gibi abi. Lan köp, sen sabahın köründe ne suya girmişsin lan, manyak. Senin üstüne derse var eşim biter ha. %10 şarjı vardı. Power'a taktım. Power hemen şarj etti bunu lan. Yukarıdaki binalar, oraları yapmışlar. Herhalde oralar bile kurtarmamış. 8 kez burayı taşımışlar biliyor musun? 8 kez. O yeni binaları yapmışlar. Oraları da iptal etmişler herhalde. Biraz daha yukarı götürüyorlar. Aha. Yaptıkça yapıyorlar. Burayı tamamen taşıyacaklar seninki ya. Güzel ya. Dayının birisi diyormuş ki benim. O tepeye taşınacaklar. Buralar hep su olacak ya herhalde. Trabzonlu dayının birisi diyormuş ki benim ev. Şu evi en üstteki ev var ya diyormuş. Orası suyun içinde kalmıyor, ben orada yaşayayım. Üzerine şey yapıyormuş böyle. Asma köprü yapıyormuş, eve girip çıkıyormuş suyun içinde. Yarısı suyun içine, yarısı şeyin içine. Burada karavan var. Adam dünyayı eliyle tutuyor, baksana Sim. Karavanın ucunda dünyayı eline tutuyor. Kamera koymuş. Kamerası da var. Oğlum nasıl iş, adamlar kaldırım yapıyor böyle diyor. Belediye kaldırım taşı koymuş. Hem şey yapıp hem de belediye nasıl kaldırım yapıyor anlamadım, bitti. Sıkıntı var herhalde burada şimdi. Neyse arkadaşlar, projenin detaylarını öğrenip tamamen gerçek bilgi vereceğim size diyormuş. Herkes bu anı bekliyor. Herkes beklesin. Az sonra. Kız herkes yatıyor, uyuyor herhalde. Burada bir şey yok. Belki bir ekmek alırız şeyden, fırında. Fırıncı dayı da mümkünse bir erken açsın. Belediyenin konuk evleri, misafir evi. Güzel be. Minnacık belediye görüyor musun? Neler yapıyor? Çok da güzel peyzaj yapmış böyle. Gerçi alan küçük olduğu için belediyecilik bir şey kalmıyor yani. Burada güzel balık vardır abi. Burası da terminal, büyük otogar. Baksana. Otopark gibi artık. Bunlar o geçtiğimiz üst geçitler gibi bir şey olacak herhalde. Suyun üstünden böyle geçecekler. Böyle uzun köprü olacak suyun üstünden. Seviye ama o kadar, demek ki o kadar çıkacak herhalde Sim. Sular. Şimdiden şu tepeye ev yapan dayı yırttı bence. Denizin şeye, denize sıfır böyle. Göle sıfır. Ay burada suya düşen var ya, kıyametlik olur ya sen. Bu kadar derine düşüyorsun işte. Biz burada pazar açardık sen böyle. Eşyaların hepsini böyle bırakır giderdik, üstünü kapatır. Öyle bir yerdi ya. Kesinlikle öyle, malzemelerin üzerine bir şey koyalım, şey yapalım. Öyle bırakıp gidiyorduk. Akşamdan pazar açıp gidiyorduk. Burada. Hayatımda ilk kez burada öyle bir şey gördüm.
Bak esnaf da malzemelerini bırakmış dışarı gitmiş. Ben pazarcılık yapıyordum küçükken. Pazara gidiyordum akrabalarla. Oha, BC 1,5 lira. Şöyle yapayım da insanlar çok rahatsız olmasın. Kahveyle sabah körünü de açmış. Oğlum adam vurmuş çağı. Pekmezli, pekmezli bak daha. Çağ kebap yedin mi burada? Sana poğaça bir poğaça yedireyim. Ben de çağ kebap yedim. Saçma ama olsun yani. Sabahın köründe vurduğuna göre demek ki... Yani demek ki... Değil oğlum, adam kültürü bu. Sabah köründe çağ kebap vuruyor ya. Saat kaç lan şu an? 8.30 oldu mu? Sonra hiçbir şey şaşırmıyor. Şurada bir şans vardı da. Akşam şunu çok göremedim, bakayım nasıl olur. Ha, şehir oraya çekiyor. Sıkıntılı. Abim Kazım Karabekir. Bizim doğuyu o kurtarıyor ya, Kazım Karabekir var ya. Erzurum'u o kurtarıyor. Ermenilerin elinden kurtarıyor. Buradan sonrası ne oluyor acaba ya? Maalesef gezimiz bitti. Ne çabuk. Evet, 5 dakikada Yusuf Ali'ni bitirdik. Üzdü. Taze pekmez bulunur. Var. Karpuz, kavun. Biz bak. Şuradaki otelde kalıyorduk. Burada bir yerde şey vardı. Köfteci vardı. Köfte yiyorduk. Köfte yiyorduk böyle. Belki de şu Devran restoranı olabilir. Kuru fasulyesi var, çorbası var. Ama çağ kebabı yok. Bilmiyorum, belki de budur. Oğlum sabahın köründe herkes gelmiş. Burada genelde çorba içiyorlar ya. Sabah çorba içiyor millet. Çorbayı seviyor. Camide var, eski bir cami. Hadi gel dönelim. Bitti, mahalleler bitti. Şu aşağıda bir şey yapalım. Ha? Sabah kahvaltısı ya kebap. Burada. Sabah kahvaltım çağ kebabı. Evet arkadaşlar. İki tane çay içtik büyük. 50 TL verdik.
Şimdi Yusuf Ali'nden çıkıyoruz. Artvin'e gireceğiz. Artvin'de de bir dururuz, bakarız. Ondan sonra yolumuza devam ederiz. Karadeniz'e doğru çıkmamız gerekiyor. Hopa da çıkacağız herhalde. Oralara çıkarız, yaylalara falan çıkarız. Bilmem. Bakacağız ya, şu anlık karnımızı doyurduk. Artvin'e doğru gidiyoruz.